Merhaba gençler, AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Bugün öğreneceğimiz ilk komut Polyline komutu veya diğer ismiyle birleşik çizgi. Yeri bizim Ribbon menümüzde, çizim komut grupları içinde, Line'in hemen yanında. Buradan tıklayarak bu komuta ulaşabiliriz veya komut satırında Polyline yazarak erişim sağlayabiliriz veya P-Line yazarak da yine Polyline'a erişim sağlayabiliriz. Kısa yolu da çocuklar PL Enter'dır. PL Enter veya şuradan kısa yoluna basarak ulaştığımız zaman bakınız aktif olan komut Polyline olduğunu gösteriyor. Ve bize ne diyor çocuklar? Polyline yani birleşik çizgi çizmek için hangi noktadan başlayacağız? Mesela buraya mutlak koordinat sisteminde giriş yapıyormuş gibi 50'ye 50 noktasından bir giriş yapalım. Enter'a bastığım zaman bakınız yine bir 50'ye 50 noktasından başladı ve benden şimdi ikinci noktayı belirlememi istiyor. Specify next point, ikinci noktayı tıklayarak seçebileceğim gibi bakınız dynamic input'um açık olduğu için yani şuradaki buton aktif olduğu için doğrudan şurada ekran üzerinde bana seçili olan bir uzunluk görüyorsunuz. Buradan da giriş yapabilirim. Mesela buradan 150 birimlik bir giriş yapayım. Hatta açısını da böyle şekilde değiştirebildiğimi line komutundan hatırlıyorsunuz. 150'yi enter yapayım. Şimdi çaprazlı bir şekilde bir çizim yapalım. Bu da 75 olsun. Açı değiştirmek istiyorum. Yani şurada 33 derece mouse'umun hattı 33 dereceye ayarlanmış duruyor. Ama ben bu 33 dereceyi değiştireyim. Küçük işaret 75 yazıyorum. Burada çizeceğim uzunluk, çizginin uzunluğu 75 birim. Küçük işaretine bastım. Ve açıyı girmemi istiyor. Açı da diyelim 44 derece olsun. Enter'a basıyorum. Bakınız line komutunu çizerken yaptığım her işlem yani mutlak koordinat sistemi, bağlı koordinat sistemi veya polar koordinat sistemindeki her fonksiyon aslında polyline'de de çalışıyor. Bundan başka dediğim gibi mouse'u ayarlayabiliriz burada olduğu gibi. Mesela bir de şöyle çizelim. Şu tarafa doğru. Bakın yaklaşık 71 birimlik bir çizim yapacağım. Polyline'lere çizmeye devam ediyorum. Bu şekilde ilk noktadan sonra ikinci noktayı istediğim koordinat sisteminde giriş yaparak ne yapabilirim çocuklar? Oluşturabilirim. Hemen yan tarafında yine polyline ile alakalı diğer seçenekler sıralanmış. Arka biraz sonra geleceğim. Close butonu bakınız burada ya da C Enter. Bunu biz line'de de görmüştük. Mesela şimdi bakınız C yazıyorum. Enter'a basıyorum. Neydi çocuklar? Bunu line'de de görmüştük. İlk başladığımız yer yani polyline komutuna girdiğimiz yerden bir yere geldik ve close'la bunu ne yapıyor çocuklar? İlk başladığımız yere bir doğru çizerek bu şekli tamamlıyor ve bizi komutun dışına atıyor. Peki şimdi şunu da söylemiş olalım. Bakın şimdi line'larla şuna benzer bir şey çizmeye çalışayım sizinle birlikte. Şöyle tam birebir aynı olmasa da şöyle çizmiş olayım. Şimdi polyline ile line'in arasındaki fark nedir? Yani ikisi de bakınız aynı line gibi çizildiğini söyledim. Peki bunlar arasındaki fark nedir? Şimdi line'larla çizdiğim sağ taraftaki şekle tıklayarak devam ediyorum. Gördüğünüz üzere burada line'larla çizdiğim şekil 4 segmentten, 4 parçadan oluştuğunu görüyorum. Escape ile çekeyim tekrar göstereyim. Mouse'la tıklıyorum. 1, 2, 3 ve 4 parçadan oluşan bir şekil çiziyor line komutuyla birlikte. Hatta şunun rengini değiştireyim. Mesela bir tanesini seçtim. Rengini değiştiriyorum. Bakınız sadece 4 parçadan oluşan bu şeklin bir parçasını seçip rengini değiştirdiğim zaman bu segment, bu parçanın değiştiğini görüyorum. Diğer parçalarda herhangi bir değişim olmadığını fark ediyorum. Peki polyline'deki fark nedir? Yine aynı şekilde benzer bir çizim yaptı. Bakınız tıkladığım zaman polyline'a 4 parçadan değil, çünkü 4 tane kırıklı kenarı olabilir fakat bunların hepsi
bir tane şekil, tek segmentten oluştuğunu ne yapıyorum çocuklar? Fark ediyorum. Bakın şimdi üzerinde durduğu mouse'la polyline yazıyor. Yani senin bu çizimin diyor polyline'la çizilmiş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Line'larla oluşmuş bir şekli polyline'e çevirebiliriz. Polyline'larla oluşmuş, yani tek segmentten oluşan bir şekli de line'lı, yani şöyle dört kenarlı bir şekli de çevirme komutumuz bulunmakta. Bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Peki şimdi bakınız, line'la çizilmemiş, bir polyline'la çizilmiş bir şekli herhangi bir yerine tıkladığınız zaman bütün bir şekil çizilen, polyline'la çizilen bütün bir şekil seçiliyor. Bakın şimdi renk değiştireyim bunun. Bakınız, bu sefer tek parçadan oluştuğu için bir renk değişimi yaptığın zaman polyline ile çizilmiş olan bütün şekil ne olacak da renk değiştirdi. İşte line ile polyline arasındaki fark budur. Şimdi şunu sileyim. Polyline komutunun alt fonksiyonlarını incelemeye başlayalım. Polyline'e bu sefer üstteki ribbon menüden kısa yoluna tıklayarak giriş yapalım. Tıkladığım zaman altta bakınız komut satırında P-Line, yani aktif olan komut bana yazıyor ve benden hangi görevi yapmamı istediğini yazıyor. İlk noktayı belirlemem gerekiyor. Bu sefer 50'ye 50 noktasında yine başlayalım ve buradaki seçenekleri incelemeye başlayabiliriz. Arc seçeneği, biz polyline'da mesela şurada bir doğru çizelim, 100 birim olsun. Bundan sonra yaylar çizmek istiyorsak buradaki alt fonksiyona giriş yapmamız gerekiyor. Buna bakınız, buradaki arc yazan yazının üzerine tıklayarak giriş yapabileceğim gibi kısa yolu olan, ki mavi renkle görülen A harfini görüyorsunuz. Bu kısa yol demektir. A, enter'a basmam kafi. Bakınız yaptığı şey şudur. Benim şu anda bakınız şuradaki uzunluk 70 birim olacak şekilde ve açısı 45 derece, yani yatayla 45 derece açı yapan bir yay uzunluğu bana. Tabi buradaki çocuklar yay uzunluğu değil de şuradaki kirişinin uzunluğu. Enter'a bastığım zaman bakınız bana ne yapıyor çocuklar? Bir 70 birim kiriş uzunluğunda ve 45 derece, şu şekilde doğrultusu 45 derece olan yaylar çizmeme olanak sağlıyor. Ben tabii buradaki yayları pek kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim çocuklar. Böyle size sadece göstermek açısından şöyle çizeyim. Bunlar bakınız birbirine teğet olan, yani şu son çizdiğim yayla bir önceki yayı teğet oluyor. Bakın şöyle daha net görelim. Böyle yaylar çizmenize olanak sağlıyor. Burayı pek kullanmıyoruz. Hani burası çok kullanılan bir fonksiyon değil. Sadece ne yapıldığını görün. Yani yay çizmek istiyorsanız, polyline içinde yay çizmek istiyorsanız buradan devam edebilirsiniz. Tabii şimdi diyeceksiniz hocam, ben bu doğruya tekrar, yani ilk çizdiğim o doğru durumunda çizim yapmaya devam ediyorum. Yani polyline'i doğru olarak çizmek istiyorsam şuradan bakınız line yazan bir komut var. Buna bastığınız zaman yaydan, yani polyline olarak yay çiziminden kurtuluyorsunuz ve tekrar ne olacak da doğru çizmeye, doğru şeklinde polyline'ler çizmeye devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkı pek burada kullanmadığımız için fazla detayına girmiyorum. Ama bundan mesela burada görülen seçeneklerle yay çizmeye olanak sağladığımızı bilmemiz kafi. Line'e gireyim. Şu anda buradan çıkayım. Diğer seçeneklere yavaş yavaş giriş yapalım. Enter'a bastım. Ctrl A dedim. Çizdiğim bütün çizimler seçildi. Şuradan bakınız. Erase'e bastığım zaman ekranımdaki şekil, bütün şekiller silinmiş oldu. Yine polyline'a bu sefer P-Line yazarak giriş yapalım. Ve ilk noktamızı belirlememizi istiyor. 50'ye 50'den başlayalım. Arkın hemen yan tarafında half width var. Bu half width ile width aynı fonksiyondur. Hemen hemen demeyelim de aynı işlevi yapıyor. Yaptığı şey şudur. Şuradaki, hatta şöyle bir tane çizelim buna. 100 birimlik bir polyline çizdim. Buradaki şu polyline çizmiş olduğunuz doğru parçasının kalınlığını ayarlamanızı sağlıyor. Bakınız half width'e basıyorum. Ve diyor ki sana diyor ilk diyor başlangıç, yani şu anda yeni bir seçenek sundu sana. Şuradaki polyline'ın kalınlığını değiştirme seçeneği sundu. Diyor ki şuradan başladığımız çizginin kalınlığı ne olsun? Şu anda sıfır görmesi şuradaki çizgi kalınlığında devam edeceği manasına geliyor. Gelin biz bunu değiştirelim.
2 birim yapalım. Enter'a bastım ve şimdi diyor ki tamam, bu başlangıcı 2 birim kalınlığında. Peki bitişi kaç birim kalınlığında olsun? Bunu farklı bir değer seçelim. Mesela 5 birim olsun. Enter'a bastım. Bakınız yaptığı şey bu. Şöyle tıklıyorum. Bir polyline çizdi. Başlangıç kalınlığı farklı. Bitiş kalınlığı farklı olacak şekilde bir polyline çizdi. Şimdi mouse'a tıklayayım. Bakınız. Şunu fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Şöyle Enter'a çıkayım. Bakınız ilk seçenekte kalınlığı bana seçtirdi. Bitişindeki kalınlığı da seçti ama diğer polyline'larda bakınız o bitirdiğim kalınlıkta devam ettiğini fark ediyorum. İşte bu Halfit'in özelliği bu. Yani çizgi kalınlıklarını, polyline çizeceğiniz çizgi kalınlıklarını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. PL Enter'la giriş yapayım, yine 50'ye 50. Bakınız bıraktığım kalınlıktan bana devam etme olanağı sağlıyor. Mesela şöyle bir tane seçelim. Şimdi dediğimiz ki şurası hala 4 birimde devam ediyorum. Hocam ben bunu değiştirmek istiyorum. Bakın yine Halfit'e girersiniz. Bu sefer bakınız en son bıraktığımız 5 birimdi. Bunu bakın 2 yapıyorum. Başlangıcı da 2 olsun, bitişi de 2 olsun. Şimdi bakın ne yapıyor. En son yaptığımız ayarı hafızasına tutarak devam ediyor. Yani bakın 5'e 5 ile başladık ama sonra ne oldu çocuklar, bakınız burada. Yine 2'ye 2 devam ediyoruz. Yine değiştirebilirsiniz. Harfite başlayalım. Bu sefer 7 yapalım mesela. Bitişinde 10 yapalım mesela. Bakınız. İlk çizdiği kalınlık 7 birim. Sonra 10 birim ve sonra 10 birimden devam eden bir kalınlık görüyorsunuz. Halfit ile Width bu işe yarıyor. Yani belli bir kalınlıkta size polyline'ler çizmenize olanak sağlıyor. Ama bu şu anda kullanılan bir fonksiyon da değil. Onu da söyleyeyim. Bunu farklı yerlerden yapabiliyoruz. Bir de böyle çizimler pek kullanmıyoruz. Tabii şu ayarı da şöyle Enter'a basayım. Şöyle bir şey de söyleyelim. Şimdi buradaki çizilen kalınlıkları görüyorsunuz. Bunların içinin dolu olduğunu görüyorsunuz. Bunu doluluğu kaldırabilirsiniz de. Komutumuz FILL, yani fill komutu. Enter'a basıyorum. Bakınız. Fill Enter modu şu anda 10 gözüküyor. Bunu off yapayım. Şimdi polyline'a tekrar girelim şöyle uzun yazaraktan. Şuradan gibi noktadan bakın mouse'la seçiyorum. Şimdi bakınız bizim kalınlıklarımız hala fonksiyonu hafızasında tutmaya devam ediyor. Yani kalınlığı hafızada tutmaya devam ediyor. Fakat ne oldu? Artık bu polyline'ların içini ne yapmıyor çocuklar? Doldurmuyor. Yani fill komutu, FILL komutu ne çocuklar, aktif değil. Şu anda off yaptığım için böyle çizmeye devam ediyor. Eğer siz bu kalınlıkları tekrar ilk haline döndürmek istiyorsanız bakınız yine Halfit'e gireceksiniz. Bakınız burada son hafızasındaki değer görünüyor. 0-10 diye. Bunu 0 yapmanız kafi. Tabii önce başlangıcını soruyor size 0. Tekrar bir sayı daha girmeniz gerekiyor bitiş için. Yine 0 giriyorsunuz. Bakınız tekrar ne yaptı çocuklar? Eski haline, yani kalınlık değiştirmeden önceki çizgi haline dönüş yapmış oldunuz. Enter'a basıyorum. Gelin şimdi bu fill komutunu tekrar dolu hale getirelim. Buraya 10 yazmamız kafi. Bakınız tekrar artık kalınlık değiştirdiğim zaman içini bu şekilde dolu görmek istiyorsam tekrar bu ayarını yapmış oldum. Yine Ctrl A ile seçeyim. Erase, bakınız burada. Bastığım zaman ekranımı temizledim. Yine polyline'e giriş yapalım. 50'yi 50 noktasından başlayalım. Seçmediğimiz diğer alt fonksiyonları bir incelemeye devam edelim. Length komutu. Çocuklar yine bu da kullanılan bir komut değil. Niye? Bu komut şu ekrandan buradaki polyline'in uzunluğunu girmenizi sağlayan bir komuttur. Tabi artık dinamik input açık olduğu için artık kullanılan bir fonksiyon değil. Niye? Bakınız şu anda ben zaten ekrandan veya yani şuradaki çizeceğim doğrunun uzunluğunu giriş yapabiliyorum. Mesela şurada 100 yazdığım zaman, hatta açısını da değiştirebildiğimi söylemiştim. 100 yazdığım zaman bakınız, hatta istediğim yönde mouse'umu ayarlayarak şöyle 50 birim olsun. Bu şekilde zaten ekrandan giriş yapabiliyorum. Bir daha buradaki fonksiyonu kullanmak zorunda değilim. Bu şekilde mouse'a tıklayarak ne yapabiliyorum? Çünkü devam edebiliyorum. Bunu kullanmıyorum. Peki undo ne işe yarıyordu? Bunu aslında biz line komutunda görmüştük. Undo son yaptığımız hamleyi geri alıyor. Mesela şuradan
Şuraya bir çizim çizdim. Bir doğru parçası, bir polyline çizdim. Ve devam edebilirim. Bir hata yaptım anladım. Tekrar geri almak istiyorum. Bakın undo. Buna tıklayabilirim. Şurada olduğu gibi. Bakın tıklıyorum. Yaptığım son hamleyi geri alıyor. Veya bakın burada U harfinin kalın olduğunu görüyorum. Renkli olduğunu görüyorum. U Enter'a basmamda yine ne yapıyor çocuklar? Undo işlemini olanak sağlıyor. Buradan bakınız Close'da kapatabilirim. Veya mouse'umla da bu şekilde. Object Snap'ler açık olduğu için ne yapıyorum çocuklar? Burayı yakalayabiliyorum zaten. Şu arada şunu da söyleyeyim. Bunu atlamayalım. Şimdi arkın içine tekrar gireyim. Mesela şöyle yaylar çizeyim. Şimdi bu yayları ilk başladığım noktaya kapatmak istiyorsam bakınız close burada da var. Bu close bakınız çift harfin renkli olduğunu görüyorum. Diğer close'dan farklı. Şimdi bakınız CL yazıyorum. Enter basıyorum. Bakınız ne yaptı? Yine close kapama fonksiyonu yaptı ama neyle kapattı çocuklar bunu? Yayla kapattı. Peki diğer şey neydi? Onu da göstereyim size. Az önce göstermiştim aslında. 50 virgülleriyle yine başlayayım. Şöyle. Buna benzer şekilde yine çiziyorum böyle. Şimdi bakınız buradaki close tek bir C harfiyle gösteriliyor. Kısa tek bir C harfinin renkli olarak gösteriliyor. Bakın C'ye basıyorum. Enter'a basıyorum. İşte arktayken close'a bastığınız zaman veya CL Enter dediğimiz zaman yayla kapatıyor. Normal arka dediyseniz line ile çiziyorsanız yani polyline ile line ile çiziyor, doğru olarak çiziyorsanız bu sefer de C Enter'a kapattığınız zaman C Enter'a bastığınız zaman bir doğruyla şeklinizi bitirmiş oluyorsunuz. Yani son bıraktığınız noktayla ilk noktanızı ne yapıyor çocuklar? Birleştiriyor. Bu arada şunu da gösterelim. Şurada bakınız ikinci çizdiğim şurada göstereyim. İkinci çizdiğim line'larla'ki şekli görüyorsunuz. Buna mesela şu bitirme çizgisi bir doğru olduğunu görüyorsunuz. Buna bakın sağ tıklıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle üzerine gelince göstereyim. Bakınız. Convert to arc var mesela. Buna bastığım zaman buradaki son hamleyi yaptığım doğru şeklindeki polyline'i bir yaya çevirebiliyorum. Onu da söylemiş olayım. Veya şunu da söyleyelim. Aklımdayken onu da bahsedelim. Mesela P-Line yazdığım zaman burada diyelim 50-50'den başlayayım. Bakın şöyle bir iki tane çizim yapayım. Şimdi burada sağ tıkladığım zaman bakınız Arc, Close, Half Width, Length, Undo Width bunların şuradaki polyline'in alt fonksiyonları olduğunu görebiliyorsunuz. Yani sağ tıklayarak da şuradaki alt fonksiyonlara ulaşabiliyorsunuz. Böylece polyline komutunu bitirmiş olduk.